Münafık demek nifak sahibi anlamına geliyor. Nifak NFK kökünden türüyor. Nefaka kelimesi tükenmek, ruhu çıkmak, ölmek. İşte ölü ya. Ölü hale geliyor. Çok manidar. Münafık demek ruhu çıkmış demek. Ölü demek. Köstebeğin deliğine çıkıp girmesi gibi anlamlara geliyor. Münafıkların bitmişliğini, tükenmişliğini, ölü olduklarına dair bir ifade. Bu köstebeğin deliğine çıkıp girmesi, köstebeğin yuvasının iki kapısı var biliyorsunuz. İki kapılarından birine girerken öbüründen çıkar. Köstebek çıkacağı bu kapıyı başıyla vurup dışarı çıkmasıyla imkan verecek şekilde ince tutuyor. Yani çıkabileceği ana kapıdan ayrı, çıkacağı kapıyı ince, yani burnuyla vurup kırıp çıkabileceği gibi oluyor ama hazırda tutuyor orayı. Bak, münafık karakterini görüyor musun? Aynısı. Yani ince tutuyor. Ve bunu da başkası sezemiyor. Yani o çıkacağı kapıyı başkası sezemiyor, bilmiyorlar. Hayvan ona göre yapıyor. Köstebek kaçmak için yaptığı bu ikinci kapıya nafika deniyor işte. Münafık oradan giriyor. Nafika. Yani kaçıyor oradan, o delikten kaçmış oluyor aynı zamanda. Ve ölü anlamına geliyor. Münafık da öyle, hep kafasında bir gün kaçacağı düşüncesi olur. O ince kapıyı hazır tutar. Fark edilmeyecek ince kapıyı. Birden burnundan kırar ve oradan çıkar kaçar münafık. Müminler arasının Allah'ın bu pisliği çekip alması, pislikleri çekip alması Allah'ın Tahir isminin tecellisidir. Allah müminleri tahir ediyor. Allah müminler bir temizlik ve güzellikle süslendikleri için, Allah onlara bir nimet verdiği için Allah onları tahir ettiğini ayette müminler tahirdir diyor Allah, temizdir. Ve müminleri temizleyeceğini de yine İsa Mesih'in örneğinde de söylüyor. Seni onlardan temizledim diyor. Müminleri de münafıklardan Allah temizliyor. Aralarından alarak yani.